Merhabalar. Bu videoda size sopa böceklerimi ve dikenli yaprak böceklerimi tanıtacağım. Sopa böceklerimden başlayalım. Dişi sopa böceklerinin antenleri erkeğe göre çok daha kısa oluyor. Çoğu böceklerde olduğu gibi sopa böceklerinde de erkek olanları daha küçük ve zarif. Bu Sophie. Bir iki gün önce deri değiştirdi. Yanında tıpkı bir hayalete benziyor. Bu arada maalesef derisini alıp saklayamadım çünkü onu yedi. Bu böcekler geceleri aktif olur. Onları hareket ederken pek göremezsiniz çünkü çok tembeller. Bu böcekler iki şekilde ürüyor. Birincisi eşeyli, ikincisi ise partenogenez, yani çoğalmak için bir erkeğe ihtiyaçları yok. Muhteşemler. Maalesef sopa böcekleri sadece yaklaşık bir sene yaşıyor. Gelelim dikenli yaprak böceklerine. Bu böcekler de geceleri aktif ve çok ama çok uğurlar. Bu yüzden gece yaprak yeme seslerini kolaylıkla duyabilirsiniz ve uyuyamazsınız mesela. Bu gördüğünüz hareketi onun savunma mekanizması. Kuyruğunu kıvırıp akrep kuyruğunu taklit ediyor ve bu şekilde kendisini koruyor. Onları böğürtlen yapraklarıyla besliyorum ve dikenlerini bile severek yiyorlar. Yağmur yağdırdığımda yapraklarından su ihtiyaçlarını gideriyorlar ve bu nedenle günde 3-4 defa yağdırıyorum. Böğürtlen yapraklarını ormanlık bir alandan topluyorum ve asla marketten satın almıyorum çünkü bitkide koruyucular olduğu için onlara zarar verebilirler. Erkekler 8 ay, dişilerse yaklaşık 1 sene yaşıyorlar. Erkekleri ve dişileri ayırt edebilmek çok kolay. Bu dolgun ve daha büyük olan bir dişi. Bu daha ince ve daha küçük olanıysa bir erkek. Bir diğer farkı ise erkeklerin uçabiliyor olmaları. Yani evet, kanatları var. Ama uçmayı genelde tercih etmezler. Bu hayvanların renkleri gördüğünüz gibi yaprak tonlarında. Bu sayede çok iyi kamufle olurlar. Tek kelimeyle müthiş hayvanlar. Bu böcekler de sopa böcekleri gibi iki şekilde ürüyorlar. Onların da çoğalmak için bir erkeğe ihtiyaçları yoktur. Müthiş olduklarını söylemiş miydim? Dikenli yaprak böceklerinin yumurtalarının çok ilginç bir hayatta kalma mekanizması var. Doğal ortamlarında, yani Avustralya'da, yumurta bıraktıklarında yere düşen yumurtaları Leptomyrmex karıncası bir bitki tohumu sanıp onu yuvasına götürür. Karınca yuvasındaki sıcaklık derecesi sayesinde zamanı gelince nümf, yani bebek böcüş yumurtadan çıkar ve ilk 2-3 gün boyunca tam bir Leptomyrmex karıncasına benzer. Ve bu sayede çok cool ama hızlı bir şekilde karınca yuvasından fark edilmeden çıkmayı başarır. Ben her teraryum bakımı yaptığımda yumurtalarını toplayıp ayrı bir yerde muhafaza ediyorum. Ama bu mecburi değil. Sopa böceklerini ve dikenli yaprak böceklerini kolaylıkla bir arada tutabiliyorum. Çünkü yeterli alanları ve yiyecekleri onlara sunuyorum. Teraryumun yüksek olması çok önemli çünkü doğal ortamlarında bu hayvanlar dallardan sarkarak yaşıyorlar. Benim teraryumum 60 cm yüksekliğinde, 45 cm genişliğinde ve 45 cm uzunluğunda. Yani onlar için genişliği gayet iyi. Böceklerim hakkında merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Eğer diğer videomu izlemek isterseniz linkini aşağıda bulabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.